Öncelikle herkese selam, hoş geldiniz. Bu videoda size Kaş tarafını anlatacağım. Aslında Kaş ve Kekova bölgesini anlatacağım. Bilmiyorum, belki gidenler olmuştur içinizde muhakkak tabii ama gitmeyenlerin en azından buradan birazcık görüp bilgi edinmesini sağlayabiliriz diye düşündüm. Aslında Antalya tarafında genelde böyle işte daha çok İşte her şey dahil tarzında sahilde otel tatilleriyle meşhur bir bölge bu. Antalya tarafı, Antalya, Alanya vesaire vesaire ama Kaş tarafında bunu çok yapmak mümkün değil. Daha doğrusu yine tabii aynı şekilde oteller falan var ama burada birazcık daha böyle pansiyonlarda kalabileceğiniz ya da villalarda falan kalabileceğiniz, hani kiralayabileceğiniz yerler var, apartlar falan var. Biraz daha böyle otelin dışında bir tatil. Sahilin kenarında böyle çok fazla gidebileceğiniz, konaklayabileceğiniz yer yok. Dolayısıyla küçük küçük yürüyüşler yapmanız gerekebilir ama çok güzel koyları var. Hani böyle biraz yorucu bir tatil olsa da muhakkak gitmeye değecektir. Daha önce yine bu tarafa gelip böyle Kalkan tarafında, Patara Antik Kenti'nde, işte bu kareta karettaların yumurtladığı yerde falan yine bir tatil geçirmiştik. Orayı da elimden geldiğince anlatmaya çalışmıştım. Hatta kanalda videosu da var. O tarafı anlattığım yerin. Yine bu gezimizde de esasında hepsini uğradık diyebilirim ama bu defa böyle Kekova tarafında tekne turuyla özellikle daha fazla ağırlık verdik. Çünkü suyun altında batık bir şehir var. Yani yanlış bilmiyorsam eğer tarihini, bildiğim kadarıyla milattan sonra 4. yüzyılda diye hatırlıyorum. Gerçekleşen büyük bir deprem sonrasında bölgedeki yapıların tamamı neredeyse suyun altında kalıyor. Bu suyun altında hala daha gözüküyor bu arada, yani bu yapıların tamamı. Yani bölgede yüzmek yasak. İşte tekne turlarıyla falan yakınından geçebiliyorsunuz gerçi ama demirlemek vesaire de yasak olduğu için hani girip dalış yapamıyorsunuz. Belki özel izinlerle dalışlar yapılabiliyordur. Öyle şeylerden de bahsedenler var ama ben denk gelmedim açıkçası. Kendim de yapmadım. Ama şey, yani suyun üzerinden o su altındaki bütün yapılar gözüküyor. Çünkü su inanılmaz berrak, inanılmaz güzel. Hani bu bölgede aslında Kaş, Kalkan gibi yerlerde yüzmenin en keyifli yanı da aslında o. Böyle küçük küçük koy tarzı yerler var ve denize girdiğiniz yerlerde hakikaten su o kadar güzel ki hani muhakkak gelip görmeniz lazım artık. Öyle çok da anlatılabilecek bir şey değil esasında. Antalya bölgesine geldiğinizde nasıl bir tatil planlayacağınızı tabii ki bilmiyorum ama eğer böyle vaktiniz ve bütçeniz hani el veriyorsa, eskiden bu işler biraz daha ucuzdu ama şu an maalesef epey bir pahalandı. Atıyorum Antalya merkezde daha dinlendirici bir tatil yapıp daha sonrasında bu bölgeye gelebilirsiniz ya da tam tersi, işte önce bu taraflarda birazcık dolaşıp daha sonrasında dinlenmeli bir tatil yapabilirsiniz. Ya da tamamen böyle enerjinizi bu tarafa yoğunlaştırıp bu bölgeyi de gezebilirsiniz. Yani Kaş, işte Patara, Kekova Körfezi, ki bölgeye gelmişken muhakkak bir tekne turuna katılmanızı tavsiye ederim. Su çok güzel. Yani suyun altı da çok güzel. Görüntüsü de çok güzel. Plajları da çok güzel. Hani ne diyeyim, ben bir deniz aşığı olarak gerçekten bölgeyi inanılmaz beğendim. Yani sizlere de dolayısıyla tavsiye ediyorum. İnşallah görüntüleri ve videoyu beğenmişsinizdir. Herkese iyi tatiller. Kendinize iyi bakın. Ya bu arada unutmadan da söyleyeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, bir de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.